Of Kumru, inat etme. İyi değilsin işte. Hadi kalk, tutun bana, gidelim hastaneye. İyiyim ben, tamam. Sen git. Ya seni bırakıp nasıl gideyim Kumru? Gel tut elimden. Hastaneye gidelim. Hayır diyorum Ozan. Hayır diyorum. Peynirin de buz gibi olmuş. Gel şuraya seni oturtayım, arabaya getireyim. İstemiyorum, sen git, ben kendim yürürüm. Kumru, keçi gibisin ya. Niye sana yardım etmeme izin vermiyorsun ki? İstemiyorum dedim Ozan. Anlamıyor musun? Evet, anlamıyorum seni. Neden izin vermiyorsun yardım etmeme? Çünkü bana acıyorsun, biliyorum. Sırf kendi vicdanını rahatlatmak için yapıyorsun bunu. Ne? Ne diyorsun sen? Ne oluyor Kumru? Rahatsız mı ediyor seni bu suç çocuğu? Sana ne oluyor be? Çekil git şuradan. Ozan. Bana bak, sen kime dayılanıyorsun lan? Sana dayılanıyorum ha? Ne olmuş? Zoruna mı gittin? Ozan, 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 lütfen. Ozan, lütfen. Yaşam. Sana dikleniyorum lan. Ne olmuş? Sen defolun, gitmezsen görürsün ne olacağını. Ben Ozan, seni var ya. Tamam Ozan, ne olur lütfen. Lütfen bir sakin olun. Bakın çocuklar görecek. Lütfen Ozan. Kumru, tamam. Tamam. Kız haklı. Çekil git şuradan. Bak yoksa elimden büyük bir kaza çıkacak. Sen benim mahallemde bana mı dayılanıyorsun? Yürü git. Yürü git. Ha? Ne olmuş? Defol git. Yaşar, tamam. Kız da senden rahatsız oluyor zaten belli. Yaşar, tamam. Tamam lütfen. Ozan beni rahatsız etmiyor, tamam mı? Kumrusuz, savunma sibidi. Sen ne dolanıyorsun hala burada? Git, defol git suç çocuğu. Ozan. Defol git. Zengin bebesi, John John mahallene git. Gel gel, ben sana suç çocuğunu göstereceğim şimdi. Ozan, suç çocuğu Ozan, değil misin? Zengin bebesi. Ama ben senin havanı söndürmeyi Ozan, bilirim. Ozan lütfen. Yaşar, Yaşar, hayır, 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 Yaşar, Yaşar. Bana bak, Kumru bana babasının emaneti. Onun saçının teline zarar gelirse senin canını yakarım, canını çok yakarım senin. Sen kim oluyorsun da Kumru'yu benden koruyorsun ha? Çekil git şuradan. Ozan lütfen, Ozan. Gidiyorum ama Kumru'yla. Kumru'yla gidiyoruz. Yaşar, ben istemiyorum. Seni burada bırakamam Kumru, gidiyoruz. Yaşar, gerçekten istemiyorum. Kız istemiyorum diyor, yürü git şuradan. Kumru, yürü de gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Dokunma dedim. Ozan. Çekil git şuradan. Ozan, tamam. Adam o. Dokunma dedim sana. Yaşar, hayır. Yaşar, hayır. Yaşar, tamam. Tamam, tamam, tamam. Bana bak. Bana bak. Ben seninle geleceğim, tamam mı? Ben seninle geliyorum, tamam. Seninle geliyorum. Hiçbir yere gitsiniz. Ozan, gitmek istiyorum. Seninle görüşeceğiz lan. Görüşeceğiz seninle, o yumruğun hesabı soracağım sana. Bu iş bitmedi lan. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Benim yerim belli, yurdum belli. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Oyunun hesabı sorulacak sen. Ozan lütfen. Ozan lütfen. Tamam lütfen. Sen bu kıza dua et. Sen bu kıza dua et. Göreceksin, bu iş burada bitmedi. O yumruğun hesabı sorulacak senden. Kumru bir. Bu da bitmedi. Gidiyoruz. Tamam. Gidiyoruz. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz lan. Lan. Yeri belliymiş yarın. Gidip evini başına yıkayım da görsün. O Concon'un façasını öyle bir alırım ki aşağı. Yaşar, tamam yeter, sus artık. Sus. Bak, beni korumanı falan istemiyorum, tamam mı? Ben kendimi koruyabilirim. Bir daha çıkıp durma karşıma artık. Yeter. Zaten o zaman bana zarar vermez. Mesele senden çıktı Kumru. O herif o yumruğun hesabını verecek. Yok öyle dava ya. Bana yumruk atıp ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek, öyle mi? Bak, senin güzel hatırın için bıçağımı çekmedim. Ama bir dahaki sefere onun o markalı gömleğini kan içinde bırakırım. Ayağın denk kalsın Concon Efendi. Bu işte olmadı. Ne yapacağım ben ya? Alo, Safiye abla. Kumru, duyduklarım doğru mu kızım?
Ne duydun ki? Ozan'la Venedik'e gidiyormuşsunuz. Ne? Venedik'e mi? Ozan'la ben. Ya şu an neye ihtiyacım var biliyor musun? İyi bir müziğe. Aa, bu değil. Bu da değil. Çok pardon. Efendim Yaşar'cığım? Az önce çıktılar. Buse'yi kendim giderim dedi. Beni burada mal gibi bıraktı. Ya ne güzel, ne güzel. Teşekkür ederim aradığın için. Bizim aklımız kalmıştı biliyor musun? Tamam sen oradaysan aklım kalmaz. Yani Buse'nin de eniştesin bir yerde. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Buse iyiymiş. Önemli bir şey yokmuş. Yaşar da yanlarında zaten. Kumru da mutlu. Ah güzel böyle içmesinde. Güzel bir gün oluyor ya. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Güzel mekan. Muhteşem değil mi? Şuraya geçelim istersen. Bu arada Hat Şef'im menü hakkındaki fikirlerini gerçekten çok merak ettim. Ozan, sen iyi misin? Değilim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen iyi olmayınca ben de olamıyorum. Üzgünüm Naz. Kusura bakma yani senin enerjini düşürdüğüm için. Ama istediğim hiçbir şey yolunda gitmiyor. Gitmesi için ne lazım peki? Ha? Hadi birazcık hayal kuralım. İşte burası. Nasıl olmuş? Harika. Manzarası da çok güzel Ozan. Bayıldım. Tıpkı hayalimdeki gibi. Böyle bir restoran. Sen yanındasın. Başka ne isterim ki? Sen de benim hayalimdin. Böyle eline tutmak. Yanında olmak. Benim de hayallerim gerçekleşti. Ozan, ne düşünüyorsun? Hadi bana da anlat. Hiçbir şey. Zaten kurduğum hiçbir hayal gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyecek de. Ay, teşekkür ederim. Ay, bu senin. Bu benim. Bak bakalım tadına beğenecek misin? Canım istemiyor Nazlı. Burayı beğenmediysen başka bir yere gidelim. Çok beğendim. Sorun da bu zaten. Tam olarak istediğim böyle bir mekan. Tek hayalim buydu. Ama her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Ozan canım bak ya üzülme artık. Yani üzülmeyi bırakman gerekiyor. Ya sen elinden geleni yaptın mı yaptın. E kötü adamlara engel oldu. Yapacak bir şey yok. Senin artık yeni bir sayfa açman lazım. Hatta eğlenmen, kafanı dağıtman lazım. Ya bu sana sandığından daha da iyi gelecek. Haberin yok. Yani hayallere daldın, gömüldün. Bu çok güzel. Ama hayatı unuttun canım. Bak sana ne göstereceğim. Bunlar ne? Bunlar şey. Karnavala gidiyoruz. Ne? Karnaval.
Bak şimdi, San Marco Meydanı'nda böyle etkinlikler, gösteriler, büyük büyük şovlar. Ya o kadar güzel ki. Yani ben diyorum ki hatta biletleri biraz önceden mi alsak? Çünkü yani yer kalmaz falan. O zaman sen yanlış bir şey yapmadın. Sadece o kötü insanlar seni kandırdı. Hayallerini elinden aldı o kadar. Tek yapman gereken önüne bakmak. Önüme baktığımda gördüğüm tek şey babam Kumru. Yüzüme tüküren. Bana güvenmeyen babam. Kimsenin hayallerinin önünde durmasına izin verme. Bu babam bile olsa. İnsan hayalleri kadar insandır. Sen inandığın yolda yürümeye devam et. Türkiye geleceğinden hiç şüphe duymuyorum. Ozan, Ozan. Muhteşem olmaz mı? Venedik karnavalı diyorum. Ya ikimize de çok iyi gelir. Her şeyi unuturuz. Ha? Nazlı bana bir şey oldu biliyor musun? Ne oldu? Daha önceden bana böyle bir teklifle gelmiş olsaydın eğer asla kaçırmazdım. Uçak biletlerini almıştım, yola koyulmuştum bile. Ama şimdi... Şimdi? Şimdi ben bunu istemiyorum Nazlı. Her zaman kaçtığım gibi sorunlarımın üstünü örtüp günümü gün etmek istemiyorum. Yani benim şansıma böyle bir karar alması da bana denk geldi. Artık eski Ozan değilim. Üzgün. Allah tamamını erdirsin kızım. Teşekkür ederiz. Allah tamamını erdirsin kızım. İşim var biraz. Çıkmam lazım. Abi dur ya. Bir tane selfie çekilelim ondan sonra çıkarsın. Ya tabii. Evet evet hadi. Oğlum. Hadi o zaman ne duruyoruz? Anneciğim. Hadi. Kadriyeciğim hadi. Ozancığım hadi yavrum. Evet hadi. Ay canım. Çekiyorum. Çekiyorum.
Konferansım var diye portakal suyu getirdim. Güne enerjik başla. Oo. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyene kadar inleteceksin beni burada değil mi? Abi. Ozan. Ne dememi bekliyorsun? Ayda ile buluştuk. Sana saatini vermek istiyorum dedi. Sonra ben gidip bir kahve içelim dedim. O da gitmem lazım dedi, gitti. Ya ben onu mu diyorum? Ya dün duyguların oldu. Ya tamam. Orasını geç. Sonuç olarak olayın devamında gözümün içine baka baka Mehmet'in evlenme teklifini kabul etti bu kız. Evet. E tamam, konuşacak bir şeyimiz yok o zaman. Ya olmaz olur mu? E sen de gördün, istemeye istemeye evet dedi zaten. Kızlar evet dediklerinde ağlarlar, çırpınırlar, bir şeyler yaparlar. Hiç mi görmedin ya? Tamam, orasını Mehmet düşünsün oğlum, bana ne? Mehmet de arkadaş, 4 aydır ne bu acele hemen evlenme teklifi falan. Oğlum. Adam istedi ve kazandı. Sırf babama yaranma çabasından yaptı. Kesin ya. Ya ne için yaptıysa yaptı. Alan razı, satan razı. Allah mesut etsin. Ya evet, keşke bu tesadüf olmasaydı. Keşke Ayda o gizemli Juliet olarak kalsaydı. Ama olmadı. Şimdi anca silik bir hayal olarak kalır. Peki dönüşe ne kadar ne olacak? Bilmiyorum. Oğlum ben zaten bir haftaya gideceğim. Şu konferans olmasaydı çoktan gitmiştim de. Neyse. Abi saçmalama. Çocuklar, babanız kahvaltıya çağırıyor. Hadi oğlum. Tamam anne. Yani babam o kadar heyecanlı ki sanki konferansı kendi verecek. Bekletmeyelim. Hadi gel biz gidelim. Hard disk vardı da ofiste mi acaba? Ay hala ofis diyor. Kızım şu şahane yüzüğü tekrar göster hadi. Bir ara kuyumcuya da uğra. Karatı, klariteyi tam öğren. Gerçi benim gözüm yanılmaz mücevherde ama. E hadi ver şu elini. Kutusunda. Ay ne arıyor kendisi kutusunda? Bunun yeri senin parmağın. Takmaya hazır değilim. Nedenmiş o? Söyledim sana. Ben mecburen evet dedim. Mehmet emirvaki yaptı. Anlattım sana bunları. Kızım, aklını başına topla. Sen bu kadar nankör müsün? Ne? Bu çocuk en zor günlerinde senin yanında oldu. Maddiyatı bırak, nedense önemsemiyorsun tamam. Ama manevi olarak da hep yanındaydı. Sen ona kaç kere hayır dedin ama o seni bırakıp gitmedi. Biliyorum.
aşk, aşk deyip duruyorsun ya. İşte adam sana sırılsıklam aşık. Sen de en azından hoşlanıyorsun ki 4 aydır berabersin. O anne üstüme gelme. Mehmet'le ilgili kötü bir şey mi söyledim? Ay hala kötü bir şey mi söyledim diyor. Kızım, yüzüğünü taşımamak bir erkeğe en büyük hakaret. Yazık. Mehmet'in gururuna, kalbine yazık. Of anne. Al, takıyorum. Al. Taktım, olur mu? Sana son bir şey daha söyleyeyim. Eğer Mehmet'i kaybedersen, beni de kaybedersin. Sen beni kaybeder misin diye düşündün mü hiç? Ya ben? Ben kendimi kaybedersem ne olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.